Merhaba Fuar TV izleyicileri. Bugün sizlere Siyanar'dan, Mobilya Fuarı'ndan sesleniyoruz. Çok uzun yıllara dayanan muhteşem bir firmadayız. Termodin AŞ ve Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın İbrahim Şen ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar. Merhabalar efendim. İbrahim Bey, sizlerle olmak gerçekten büyük bir gurur. Mobilya Fuarı bir başka güzel diğer fuarlarla kıyasladığımız zaman. İyi ki bizlerlesiniz, iyi ki varsınız diyorum tüm Türkiye adına. Çok teşekkür ediyorum. Fuarın ikinci gününün ortalarına yaklaştık. Evet. İki günü değerlendirecek olursak nasıl geçiyor efendim sizce fuar? Şu anda iyi geçiyor diyelim. Yani, mutluyuz diyelim. Memnunuz diyelim. Memnunuz, o kadar. Yani daha fazla detaya girmenin bir şeyi yok, anlamı yani yok. Yani şu an beklenilen verim alınıyor diye anlıyorum bu güzel daha cümlelerden. Önümüzde 3-4 gün var. Değil mi? Onu da değerlendireceğiz. Bakalım neler göreceğiz. Ve geliyoruz bu muhteşem firmaya. Termodin dedik ya, yılların tecrübesinin standa yansıması aslında. Evet. Ama bu başarı öyküsünü tabii ben yaratıcısından duymak istiyorum. Buyurun. Evet. Bizim kuruluşumuz 1975'ten itibaren faaliyetteyiz. Belirli bir zaman zarfında işte şu anda geliştirmiş olduğumuz okul sıra tablolarıyla, okul sıralarıyla, sandalyesiyle birlikte eğitim camiasına hizmet vermekteyiz. Elimizden geldiğince. Bunun dışında tabii her yıl ihtiyaçlara göre Taleplere göre modellerimiz değişiyor. Elimizden geldiğince de buna cevap vermeye çalışıyoruz. Piyasada da hatır sayılır bir düzeye geldik diye düşünüyorum. Kesinlikle. Türkiye'de bu tür tabloları imal eden sanıyorum benim bildiğim kadarıyla 3 firmayız. En eskileri biziz ama. Onu da belirteyim. 45 koca yıl. Evet. Yarım asır. Evet. Tabii bundan önce de bazı firma deneyimlerimiz oldu ama bu firmada ağırlıkla devam ediyoruz. Harikasınız. Bu koşunun bu konuda uzun yıllar bizlerle olmasını diliyoruz. Teşekkür ederim. İnşallah herhalde çocuklar bu işe devam eder diye düşünüyorum. Değil mi? İkinci nesil sevgili oğlumuz geldi. Biz artık yavaş geldi. yavaş çekilmek istiyoruz. Bayrağı da yorulduk istiyoruz. Artık, yorulduk artık. Eninde sonunda çekileceğimize göre peşine baştan yiğitlik bizde kalsın. Biz çekilelim diyoruz. Süpersiniz. Burada gerçekten o kadar keyifli anlattınız ki bunun bir sevda olduğunu düşünüyorum bu güzel cümlelerle. Burada modeller dikkatimizi çekti. Gerçekten yeni konsepte, sıra konseptine, okul konseptine, iş konseptine, konferans konseptine ki hepsinde varsınız. Yeni bir soluk getirmişsiniz Termodin markasıyla. Benim dikkatimi çeken kullanım alanlarının keyifli oluşu oldu. Yani o masalarda oturduğunuz zaman ihtiyacınız olan her şeyi rahatlıkla taşıyabilecek şekilde dizayn edildiğini gözlemledim. Gerek masa grubunu düşünecek olursam ve gerekse sandalye. Evet. Bu konuda bir araştırmalarımızı bu yönde şey yapıyoruz. Biz çocukluğumuzda tahta sıralarda büyüdük. Öğrencilik yıllarımız geçti. Şimdi çocukluğuma geri dönmek isterim açıkçası. Böyle sıralarda ben de öğrenim görmek isterim ama geçmiş ola. Değil mi? Evet. Tabii bunun yanında biz bir de okul, anaokulu kısmına da el atmak zorunda kaldık. Onda çok eski değiliz ama emin adımlarla da ilerliyoruz sanıyorum. Değil mi? Yılların tecrübesi çünkü oraya da aktarıldı. Yansıtmaya çalışıyoruz. Anaokulu grubunda da gene masadan sandalyeye, dolaplara kadar her yerde varsınız anladığım kadarıyla. Evet. Burada o zaman diyelim ki A'dan Z'ye her gruba, her yaş grubuna her yaş hizmet grubuna, veriyoruz galiba. Her yaş grubuna hitap edebiliyoruz. Çünkü ihtiyaç böyle. İhtiyacına cevap vermek durumundayız. Değil mi? Son zamanlarda çünkü anaokulu ile ilgili talepler geldi. Bu güzellikleri de anaokulundaki bu muhteşem modellere yansıttınız. Şimdiki çocuklar şanslı. Kesinlikle katılıyoruz. Şanslı. Onların da ihtiyaçlarını
karşılamak bizim görevimiz. Süpersiniz. Evet. Burada tabii ki çok önemli noktaya değiniyorsunuz. Geleceğimiz olan çocuklara hizmet, kaliteden de ödün vermemek demek oluyor. Ve bunlarla ilgili tüm belgelere hakim Termodin firması ve bu güzellikler de tabii ki yavrularımızla buluşuyor. Bir diğer güzellik de bu güzel firmanın atık olan malzemeleri bizlere işleyerek bu muhteşem ürün gamını oluşturması. Ben küçücük de olsa ona değinmek isterim. Buyurun. Şimdi bizim ana ham madde girişimiz, okul sıra tablalarından bahsediyorum. Odun talaşını kullanıyoruz biz. Yani atık malzemeyi kullanıyoruz. Bunun da en çok bulunabilir bölge olarak da Düzce'de fabrikamız. Burada bunu temin etmek daha kolay. Çünkü Düzce'de ağaç sanayi oldukça gelişmişti ve küçük esnaf da bu konuda bunu atık olarak tarlalara serpiyordu. Biz bunu değerlendirdik. Hem esnafa bir katkımız oldu hem de biz kendi ham madde ihtiyacımızı karşılamış olduk. Süpersiniz. Halen de devam ediyoruz. Harika haberler. Evet. Türkiye adına haklı bir gurur. Sonsuz teşekkürler olsun. Ormanların sanıyorum bir kısmını da kurtarmış oluyoruz bu şekilde. Çünkü eski tahtalarımız, eski okul sıralarımız hep ahşaptandı biliyorsunuz. Şimdi sanıyorum bir katkımız oldu. O şekilde düşünün. Kesinlikle. Ben gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Nice nesiller boyu yürekten bizlerle olmasını diliyoruz. Ama diliyoruz ki hep aynı kalite, aynı güven, aynı müşteri memnuniyeti ama hep bu gülen yüz. Evet. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın efendim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Evet, Fuar TV izleyicileri, mobilya fuarında yerini alan Termodin markasına teşekkür ediyor. Başarılarının nesiller boyu bizlerle olması dileğiyle sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz.